Merhaba arkadaşlar. Açık Se TV'de Handan Hoca ile karşınızdayım. Ne yapıyoruz bugün? Sohbet hocam, ]ıyoruz. Sohbet ediyoruz. Evet. Ama bu sohbet birazcık da zaruri bir sohbet oldu evet. ya. Evet. Neden zaruri sohbet oldu? Ee, hocam mesajlarda o kadar çok yoğun şey geliyor ki bu yeni müfredatla ilgili öğrencilerimizin hmm. kafası çok karışmış. Ben Hak de veriyorum. fark ettim. Hak veriyorum evet. kafaların karışmasına. Aynen. Ve öğrencilerimizin o kadar çok sorusu var ki bunların hepsini bir toparlayalım dedik. Evet, Toparladığımız sorunları da en azından e, bilinçlendirirsek öğrencimizi. Çünkü sınava çok az bir süre kaldı. Ne kadar kaldı ya? Hocam, e, bugünün yedisi. Aa, üç Yarından bir sonra tam bir ay kaldı. Valla evet, bir yani. ay kaldı. Bir ay sonra sınavınız olacak. Peki ne ile ilgili sorular? Şimdi hocam, öğrencimiz diyor ki hocam diyor yeni müfredat geldi. Tamam. tamam. Yeni müfredattaki konularla eski müfredattaki konular birbirinden farklı. Buna da tamam. Tamam. Bazı konular eski müfredattan alınıp yeni müfredata konulurken Hı -hı. bazı konular tamamıyla çıkarıldı. Evet, doğru. Bunu da demiştik çektiğimiz evet. videolarda. Bunları söylemiştik. Hı -hı. Ben nasıl çalışacağım? Bir ay kaldı. Kitaplar yeni geldi. Biliyorsunuz kitaplar Hı -hı. boyun başında geldi birçok. Hatta e, aldığım habere göre daha bugün e, halk eğitimlere yüklenen kitaplar var. Yani bugün daha devam eden var yani. Evet. Bazı halk eğitimler alamadı ama bu hafta sonuna kadar bütün öğrencilerimiz kitaplarını alacaklar. Ee, kitaplardan diyor ben nasıl çalışacağım? Bir ayrı süre kaldı. Önümde hiçbir sınav yok. Hı -hı. Eskiden hiç değilse paşa paşa oturuyordum. Sizin videolarınızı izliyordum. Çıkmış soruları çözüyordum. Yetiyordu. Yetiyordu. Ama şimdi şu anda da sizin videolarınızda da bazı eksiklikler var karışık. Karışık gibi görünüyor. Bu hafta sonuna kadar onları düzelteceğiz arkadaşlar. Yeni müfredatlar eklenenler ekleniyor. Hı hı. Dün açtık Türk dili edebiyatı, tarih yeni müfredatları. Psikoloji de açıktı zaten. Psikoloji de açık. Felsefe de açık. Şimdi öğrencilerimiz şunu soruyor. Ben aslında çok fazla uzatmadan hemen şunu söyleyeyim hı. hocam. Örneğin benim elimdeki kitaba göre ya da sizin kanalınızdaki videolara göre nasıl çalışmam gerekiyor? Kitabın tamamına mı çalışayım ki bazı öğrencilerimizin de eski müfredat var. O eski müfredatlar hakkında da bilgi isteyeceğim. O kitapları kullanabilir miyim? Hı hı. Elimdeki kitaba göre ne yapmalıyım? Hocam ben ne yapmalıyım? Şimdi, Bana yardımcı olun hocam. Ne yapabilirim ben? Sırayla cevap vereceğim. Telaş etmeyin. Evet. Hepsine sırayla cevap <laughs> vereceğim. Öncelikle arkadaşlar eski kitapları bir kenara atın. Eski kitaplara çalışmak yok. Sizin işiniz yeni kitaplarla. Müfredat değişti zaten. Dolayısıyla eski kitapları kenara atıyoruz. Şimdi, attım. Attım. Peki ben diyorum nereden çalışacağım? Yeni kitaptan neyini çalışacağım? Baktığınızda şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela tarih bir kitabı diyelim hocam. Evet. Ee, siz normalde MEB'in aksini belirtmediği sürece tüm kitaptan sorumlusunuz. Ama farkındaysanız biz videolarda ne diyoruz? İşte arkadaşlar bu konu önemli. Bundan Hı -hı. sorusu bol geliyor. İşte şu konu önemli. Buradan soru çıkıyor bu şeyde burada bu ünitede şu konudan ağırlıklı çıkıyor burada biz ipuçlarını zaten videonun içinde konuyu anlatırken veriyoruz sizin çalışmalarınız konu bazlı olmalı arkadaşlar öncelikle bunu söyleyelim ardından şuna dikkat edelim. şimdi diyeceksiniz ki YouTube'daki videolarda bir karışıklık var eksiklik var biz onları düzenliyoruz ama o zamana Hı -hı. kadar zaman kaybetmemek adına açtın tarih kitabını Baktım, edebiyattan kurtuluş, örnek edebiyattan hocam. verelim hocam. Edebiyattan Doğru. çok soru geliyor. Açtın edebiyat kitabını. Hatta dil ve anlatımı açtın diyelim. Hı -hı. Senin konun neymiş bakayım cümlenin öğeleri olsun. Çok sallıyorum şu anda. Tamam, tamam. cümlenin öğeleri. Biz normalde e, dil ve anlatım ve edebiyat ayrıydı bundan evet. önceki dönemlere kadar. Birleştirdiği için ne yapacağız? Konu bazlı arayacaksınız. Videolarımıza giriyorsunuz arkadaşlar. Cümlenin öğeleri olarak e, yayınladığımız videolarımız var bizim. Değil yani cümlenin öğeleri açıkse TV'ye TV yazsanız karşınıza çıkar. Bu. Konu bazlı arama yapın çıkar. Burada biraz evet önceden direkt oynatma listelerini önlerine direkt koyuyorduk. Burası o ders sahip Hepsini çalışın diyorduk. Ama burada biraz arama işi geldi size. Çünkü ee, çok fazla işte, video Çok var. fazla video var. Birazcık sizden de burada hani elinizi taşın altına koymanızı bekliyoruz arkadaşlar. Ne diyorduk? Sizin bir lafınız vardı. Emek olmadan ekmek, ekmek yok. yok. O yüzden e, konu bazlı video araması yapın mutlaka. Çalıştığınız konulara kitaptan hmm. bakın. Daha sonra kitapta da çok uzun gelmiş olabilir, anlamamış olabilirsiniz birinden dinlemeye ihtiyacınız olabilir. Konunun başlığını bizim videoların içinde arayabilirsiniz arkadaşlar. Ardından geldim. Hmm. Siz dediniz ki biz kitaba çalışıyordum, video izliyordum, test çözüyordum. Şimdi bu yılki evet. soru çözümleri nasıl olacak? Test çözümleri arkadaşlar. Malum müfredat değişti işte. Edebiyat bir konusu e, pardon dil ve anlatım diyelim. iki konusu. E, Türk dili ve edebiyatı iki konusuna geçti. E, geçmiş sınavda öyle bir konu başlığı yok. Bilgilerin yok. yerleri değişti. Ki, o zaman Geçmiş benim sınavda çalıştığım, Türk dili ve edebiyatı 5, 6, 7, 8 diye bir sınav da yok. Sınav da yok. E, ben nereye nasıl çalışacağım derseniz e, burada birazcık aklımız karışabiliyor. Bu yüzden de biz ne diyoruz? Kitaptaki örnek sorularla birlikte biz videolarda ee, örnek soru da söylüyoruz Çözüyoruz. Karşımız. Çözüyoruz var. da, ekstradan hocam da şöyle bir soru da sorulabilir <laughs> diyor. Bunları da takip etmek yararlı olur bu sınav için en azından. Şunu da yapabilirler öğrencilerimiz. Ee, konu bazlı. Konu, konu bazlı. Yani çıkmış sorularda, ben soru çözerken e, yine tekrarlıyorum. Hı -hı. Bunu şöyle bir örnek vereyim, coğrafyadan güzel bir örnek bu. Hı -hı. Arkadaşlar coğrafya dördün, mekansal sentez denilen tamam. konu yani birinci ünite. Hı -hı. Coğrafya 3'e beşeri sistemler olarak geçti. Yani kafanızı karıştırmayayım. Coğrafya 4'teki konunun bir alındı, Coğrafya 3'e konuldu. Tamam. Şimdi ben geçen seneki sınav sorularını çözsem Coğrafya tamam. 4'ten. E, onun içerisinde ne var? Coğrafya, Coğrafya 3 var. 3 var. O yüzden ben ne yapacağım? Coğrafya 4 diye değil, soruları çözerken Konuşma. "Aa evet bu konu, bu soru tarzı benim konumda var. Evet ben çalışmalıyım." diye bu şekilde de çalışabilirim. Ben de tam buna değinecektim. Yine internet kanalını kullanarak arkadaşlar e, işte mesela Mekansal Sentez Türkiye diye bir konu başlığımız var. O, o, konu da, başlı kalktı. Altında, o da kalktı ay, hocam. O da altı. Beşeri, sistemler Beşeri sistemlere diyelim. dönüştürdü. Beşeri sistemler konu başlığımız var. Altında ne var diyelim? İklim var diyelim. Hı -hı. Türkiye iklimi ha, var diyelim. Misal. Yani zaten şeyde konunun var hocam. Konunun başlığı ile ilgili, kitabınızdaki Hı -hı. konunun başlığı ile ilgili bir... Ee, konu olsun bunu da ona uygun konu testleriyle yapabilirsiniz zaten arkadaşlar ki biliyorsunuz açık lisede de o kadar aşırı zor soru sorulmuyor. Evet sorulmuyor ama bazı ha, Olabiliyor. de soruluyor. Aa, evet. Ayrıca Özellikle... sorular vesaireler olabiliyor ama hani çözdüğünüz o konu bazlı sorular da sizin pekiştirmeniz için yeterli olacaktır. Of, kesinlikle olur. Hani size de rahatlıkla bir örnek çıkartacaktır. O yüzden hani bu sınavda konu bazlı Soru çözümü ve konu bazlı yani, video izlemesi Bizim mi? o zaman odamız ders bazlı çalışmayacağız. Konu bazlı çalışacağız. Konu bazlı. Ben eğer tarih 5'e çalışacaksam tarih 5'in konularına bakıyorum. Hangi konular işte İstanbul'un fethi diyelim buna çalışmak için bu tarz videoları izleyeceğim. Evet. Yani bunu yapacağım. Bir de arkadaşlar şu da çok geldi bize soru olarak değinmek istiyorum. Hocam felsefe de 50'ye yakın videonuz var. 50'de. De. 57 tane var hı hı. ama felsefe 1'de 7 tane var. Arkadaşlar müfredat değiştiği için felsefe 1'in tamamı artık felsefe 2'de sorumlu. Aynen. Bu konular çok ağırdır. Eski müfredat çok, çok ağırdı. Çok Aynen. fazla ayrıntıdır. Biz zaman kaybetmemek için şu anda yeni felsefe videolar çekiliyor. Hı hı. Yeni müfredat Çekiyoruz. çekiliyor. Eklenecek. Ee, sırayla yavaş yavaş çekiliyor, ekleniyor. Ee, çok vakit kaybetmemek için en azından öğrencilerimiz boş durmasınlar. Hani orada bakabilirler. 57 biliyor ama çok ama kitabı incelediklerinde zaten görecekler çok daha basit olduğunu. Ayrıntılara yani fazla yer verilmediğini. Ama. Şöyle gireyim. Normalde biliyorsunuz felsefe 1 ve 2 vardı. E ee, şimdi ne oldu? Felsefe 1 2 3 oldu. Hı -hı. Değil mi hoca? Yanılmıyorum. Evet 1 2 3 4 de oldu. Bir de hocam. 4 oldu. Ha 4 de oldu. Şimdi ne dediler arkadaşlar biliyor musunuz? Felsefe 2'yi 1 ve 2'yi birleştirip tek bir felsefe yapalım. Ama felsefeyi tanımak, onu anlamak, onun temel yaklaşımlarını benimsemeyi de ayrı bir ders yapalım. Önce bir felsefeye giriş gibi bir ders düşünün biri, felsefe biri. Hı hı. Felsefe 2 daha çok e, temel varsayımları üzerine gidiyor. Felsefe 3 4 de zaten orta çağ felsefesi felsefesi ve daha çok böyle filozoflar üzerinden gidiyor. Bizim videolardaki felsefe 2 arkadaşlar e, evet ayrıntılı kabul ediyoruz. Ee, ama hiç böyle boş bir bilgi yok içinde. Hepsi size lazım olabilecek bilgiler. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Düzeltilecek de. de, değil, de. Daha kısa versiyonunu da çekeceğiz. Ama siz bunlarla birlikte hem bu açık lise <laughs> sınavlarına hem de dilerseniz YKS sınavına da hazırlanabilirsiniz. hazırlanabilirsiniz. Çünkü Bilirsiniz. çok kapsamlı bir felsefe anlatıyoruz orada. Bunu bir kısa versiyonunu da yapacağız zaten. Yapacağız, değil mi hocam? hocam? İnşallah yapacağız. Sadece vakit kaybetmemeniz için şu anda onları kaldırmıyoruz ki siz de rahatlıkla erişebilin. Evet. Hocam evet. o zaman şöyle bir toparlamak Toplayalım. gerekirse artık yeni müfredata çalışırken konu bazlı konu bazlı çalışacağız evet. yani konulara çalışacaksınız o konularla evet. ilgili testleri çözeceksiniz evet. o konularla ilgili videolar izleyeceksiniz evet. çıkmış soruları olmayan özellikle yeni eklenen konularda hmm. kitabınıza bulunan değerlendirme soruları Aynen. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kitabınızın bilmiyorum. arkasında bulunan değerlendirme sorularını çözeceksiniz. Hı hı. Ve ben inanıyorum ki çok rahat bir şekilde başaracaksınız. Hı hı. Evet, biraz kafa karışıklığı zordur, çalışmak zordur ama muhakkak bir yerden başlamanız gerekiyor. Çünkü birçok öğrencimiz kafamız çok karıştı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hı hı. Özellikle o yüzden edebiyatta videoyu, edebiyatta özellikle ve edebiyatlar yavaş yavaş ekleniyor ama hı hı hı. en azından bunu yapabilirsiniz. Hı hı. Ben Edebiyat 5 ve din Anlatım 5'in içerisindeki konularımı bulurum. Bazı konularım 6'ya da kaymış olabilir. Hiç Tabii önemli ki. değil. Konu bazlı çalıştığınız sürece bunu hatadan yani bu olayı rahatlıkla toplayabilirsiniz. Kesinlikle. Ve Benim söyleyeceklerim bu kadar ya. ya. O zaman kapatalım ne yapalım. Kapatalım. Evet bir sonraki nerede? Rehberlik'te. Videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.